Adam yorgun argın eve döndüğünde 5 yaşındaki çocuğunu kapının önünde beklerken buldu. Çocuk babasına, "Baba, bir saatte ne kadar para kazanıyorsun?" diye sordu. Adam şaşırdı. Zaten yorgun gelen adam, "Bu senin işin değil yavrum," diye cevap verdi. Bunun üzerine çocuk, "Ama babacığım lütfen bilmek istiyorum, bir saatte ne kadar kazanıyorsun?" diye üsteledi. Adam, "İlla da bilmek istiyorsan bir saatte 20 lira kazanıyorum," diye cevap verdi. Bunun üzerine çocuk, "Peki bana 10 lira borç verir misin?" diye sordu. Adam iyice sinirlenip, "Benim senin saçma oyuncaklarına veya benzeri şeylerine ayıracak param yok. Hadi derhal odana git ve kapını kapat," dedi. Çocuk sessizce odasına çıkıp kapıyı kapattı. Adam sinirli, "Bu çocuk nasıl böyle şeylere cesaret eder? 5 yaşındaki çocuk nasıl benden borç ister?" diye düşündü. Aradan bir saat geçtikten sonra adam biraz daha sakinleşti ve çocuğa parayı neden istediğini bile sormadığını düşündü. Belki de gerçekten lazımdı. Yukarıya çocuğunun odasına çıktı ve kapıyı açtı. Yatağında olan çocuğa, "Uyuyor musun?" diye sordu. Çocuk, "Hayır, uyumuyorum," diye cevap verdi. "Al bakalım istediğin 10 lira. Sana az önce sert davrandığım için üzgünüm. Ama uzun ve yorucu bir gün geçirdim, kusura bakma," dedi. Çocuk sevinçle haykırdı. "Teşekkür ederim babacığım." Hemen yastığının altından diğer buruşuk paraları çıkardı, adamın suratına baktı ve yavaşça paraları saydı. Bunu gören adam iyice sinirlenerek, "Paran olduğu halde neden benden para istiyorsun?" diye bir daha kızdı çocuğa. "Benim senin saçma sapan çocuk oyuncaklarına ayıracak vaktim yok. Sen bu çocuk oyunlarının niye beni meşgul ediyorsun?" diye kızdı. Çocuk, "Param vardı ama yeterince yoktu," dedi. Ve yüzünde mahcup bir gülücükle paraları babasına uzattı. "Babacığım, işte 20 lira. Şimdi bir saatini alabilir miyim babacığım?" Anlayabilene, anlatabilene. Gerisi nokta, nokta, nokta.